Denizcilik tarihine kara bir leke olarak geçen Costa Concordia felaketi, dünya tarihindeki en büyük deniz kazalarından biri olarak hafızalara kazındı. 13 Ocak 2012'de meydana gelen bu trajedi, sadece maddi hasar ve can kayıpları açısından değil, aynı zamanda denizcilik endüstrisine yönelik güven sorunlarını da derinleştirdi. Bu felaket, devasa yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini içeriyordu. İnsan hatası, denizcilik güvenliği standartlarının ihlali ve acil durum müdahalesindeki eksiklikler felaketin temel nedenlerinden birkaçıydı. Bu olay, denizciliğin güvenliği ve dünya genelindeki deniz taşımacılığına dair önemli konuları gündeme getirdi. Şimdi, Costa Concordia felaketi ve dünya tarihinin benzer büyüklükteki deniz kazalarının ardındaki derinlemesine gerçeklere birlikte göz atalım. Costa Concordia felaketi. Kaçınılması mümkün olan ve insan eliyle çok daha kötü bir hale alan Costa Concordia felaketi, modern tarihin en büyük gemi kazası olarak akıllara kazındı. Gelin birlikte bir kaptan ve mürettebatın gemidekilerin hayatını nasıl tehlikeye attığına yakından bakalım. Tarihin sık sık tekerrür ettiği söylenir. 1912'de gerçekleşen Titanic'in talihsiz kaderi tam 100 yıl sonra benzer bir yolcu gemisinde yaşandı ve ne yazık ki sonuç değişmedi. Carnival Corporation'ın bir parçası olan Costa Crozier tarafından işletilen Costa Concordia gemisi 450 milyon euro gibi bir fiyata inşa edildi. Görmüş olduğunuz Costa Concordia gemisi, Costa adlı şirketin sipariş verdiği en büyük kruz gemisiydi. Öyle ki bu gemi 290 metre uzunluğunda, direkt boyu 35 metre ve 13 açık güverteye sahiptir. İçerisindekiler uzun yolculukta insanların konforunu en üst seviyede sağlamak şöyle bir dursun, belki hayatında hiç denemediği sosyal aktivite deneyimleri sunuyordu. Bu geminin kaptanı ise Francesco Schettino'ydu. Şirket 1947 yılında yolcu hizmetine başladı ve o günden sonra büyük bir ün kazandı. 2012 yılına geldiğimizde dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi operatörlerinden birisiydi. Costa Concordia yolcularına Civitavecchia ve Savano'dan 7 günlük bir yolculuk için hazırlanıyordu. 13 Ocak 2012'de gemi Tren Denizi'ndeki Del Giglio Adası yakınlarında bulunan bir su altı resifine çarptı. Costa Concordia kısa bir zamanda tüm itici gücünü kaybetti ve su almaya başladığında elektrik kesintisi meydana geldi. Yapılan hatalar geminin gövdesinde 60 metre uzunluğunda bir yarık oluşmasına sebep oldu. Bu da su geçirmez bölümlere hızla su basmasını beraberinde getirdi ve sonucunda batması ile sonuçlandı. Oysa ki 2012 yılında gemilerde gelişmiş teknoloji ve her türlü teçhizat mevcuttu. Bu sayede kesin ve ayrıntılı bilgi edinilebiliyordu. Denizin dalga durumundan okyanus tabanı haritalamasına ve yüksek hızla rüzgarlara kadar düzenli aralıklarla güncelleme yapılıyordu. Geminin ilerlediği bölgenin topografyası da bu bilgilere dahildi. Tüm bunlara rağmen Costa Concordia gemisi Giglio Adası açıklarında bir su altı resifine çarparak kıyıya yakın kayalıklara oturdu. Giglio Adası'nın yakınlarında gerçekleşen bu olay, çevresel nedenler, kurtarma çalışmaları ve kaza sebebiyle İtalya'nın Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı için endişeler oluşturuyordu. O gece ters giden neydi? Akıllara gelen ilk soru, geminin kıyıya neden bu kadar yakın gittiğiydi. Çünkü kaptanın yaptığı bu hamle, uluslararası deniz yolculuğundaki unutulmaz felaketlerden birine yol açmıştı. O gün gemi, rotasından hafif saparak yolculara benzersiz bir bakış açısı sağlamak ve karadaki denizcileri selamlamak için adanın yakınlarından bir yere manevra yapar. Bu durum yıllardır dünya çapında başarıyla uygulanan bir yöntemdir. Güvenlik önlemleri sebebiyle geminin sapma rotası, sığ sularda karaya oturma, kıyıya yakın kayalık ve resiflerin varlığı göz önüne alınır. Bu durumda adadan güvenli mesafede uzak durmak için gerekli rota çizilir. Ancak bu sefer işler yolunda gitmedi ve 4000 kişinin hayatını tehlikeye atan bu felaket gerçekleşti. Bunun en büyük sebeplerinden birisi 2002 yılından beri şirkette çalışan geminin kaptanı İtalyan Francesco Schettino'ydu. Gemi 290 metre uzunluğunda, direkt boyu 35 metre ve 13 açık güverteye sahipti. Geminin içinde 4 havuz, 2 katlı spa, açık hava sineması, döner kaydıraklı aile havuzu, 5 restoran, 13 bar, 10 katlı yapının önünde geniş bir avlu yer alıyordu. 4890 kişilik kapasiteye sahip olan Costa Concordia, 1502 adet yolcu ve 602 adet mürettebat kamerasında oldukça lüks bir geziye ev sahipliği yapıyordu. Gece çöktüğünde gemi, Giglio Adası'na doğru planlanan sapma hareketini yaptı. Kaptan gemide yemeğini yiyor ve onun görevini o esnada güverte görevlileri yapıyordu. Kararlaştırılan güvenli mesafe 1500 feet, yani 450 metreydi.
Akşam 21.30 esnasında kaptan ile dümendeki görevliler arasında yanlış anlaşılma meydana geldi. Bu nedenle devasa gemi adaya olması gerekenden tam 659 metre fazla yaklaşmak durumunda kaldı. Anormal yaklaşımdan dolayı oldukça normal seyredecek bu durum geminin alt kısmında 53 santimlik bir yarık açtı ve kameralar suyla dolmaya başladı. Jeneratörlerdeki enerji aniden kesildi ve iki motor da çalışmayı durdurdu. Acil durum jeneratörleri devreye girdiğinde yolcular yemek yiyordu ve çok vakit geçmeden restoranda bir panik ortamı oluştu. 21.54 sularında durumun bir elektrik kesintisinden ibaret olduğu ve kontrol altına alınacağı bilgisi farklı dillerde yolcularla paylaşıldı. Ancak bu bilgi yalandı. Yavaş yavaş sola yatmaya başlayan gemideki acil durum sebebiyle sahil güvenlik gemi ile irtibata geçti. Ancak kaptan Shettino onlara da bunun yalnızca bir elektrik kesintisi olduğunu belirtti. Bu arada 4, 5, 6, 7 numaralı kompartımanlara tamamen su dolduğunu kaptan biliyordu. Yolcular 4 numaralı güverteye akın ettiler ve kurtarma botlarına aktarılmaya başladılar. Geminin yan yatmaya devam etmesiyle içeri giren su miktarı artıyor ve su basan kompartımanlardaki tahliye pompaları başarısız oluyordu. Bu esnada kaptan ve gemi turu şirketi kimseden yardım istememeye devam ediyordu. Ancak kazadan bir saat sonra gizlenecek bir şey kalmadığında kaptan köşkünden geminin terk edilmesi söylendi ve acil durum çağrısı yapıldı. 4.229 kişinin tahliye edilmesi gerekiyordu. Ancak kurtarma botlarının sancak tarafına yatmasıyla insanların umudu tükenmeye başlamıştı. Çünkü geminin yan yatması, kurtarma botlarının indirilirken botların suyun 3 metre üzerinde asılı kalmasına ve aniden suya inmelerine sebep oluyordu. İşin en ürkütücü yanı ise tüm bunlar olurken başta kaptan olmak üzere ikinci kaptan ve çalışanların hepsi görevlerini terk etmişti ve kaptan köşkü tamamen boş kalmıştı. Gemideki yetersiz kurtarma botu sayısı sebebiyle insanlar 20 metreden denize atlamak zorundaydı. Bunu yaptıkları takdirde kıyıya yüzerek ulaşmaları gerekiyordu. Ancak insanların Ocak ayında karanlıkta derin sularda yüzmesi gerekiyordu. Kaptan Shettino çoktan gemiyi terk etmişti ve sahil güvenlik ona derhal gemiye geri dönmesini ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vermesini söyledi. Kendisi kurtarma botlarından birine binerek kendini güvene almıştı bile. O nedenle bu çağrılara kulak asmadı ve bu konuşmalar yaşandı. Operatör, size bir kez daha soruyorum. Bana gemide kaç kişi olduğunu söyler misiniz? Shettino, 200 kişi. Operatör, kaptan bana bir iyilik yapıp kaç kişi olduğunu sayar mısınız? Shettino, sayamam. Operatör, nasıl sayamazsınız? Shettino, sayamam çünkü ben de bir teknedeyim. Operatör, hemen gemiye geri dönün. Shettino, bunu yapamam. Buradan yardımları yönetiyorum. Toplamda 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada cesetlere ulaşıldıktan sonra onların geminin batan kısmında kaldıkları ve aciz bir şekilde ölümü bekledikleri ortaya çıktı. Bazıları asansörde, koridorda ve herhangi bir yerde mahsur kalarak çaresizlikle kurtarılmayı bekledi ama nafile. Daha önce erişilemeyen kasalara ve o gün insanlara yardım etmeye çalışan garsona ulaşılmaya çalışıldı. Bazı insanlar 30 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarılmıştı. Ancak bu garson tüm mürettebatın aksine son nefesine kadar insanları kurtarmaya çalışmıştı. Shettino yanlış bilgi vererek, görevini gerektiği gibi yapmayarak, gemiye gizlice bir kadın sokarak ve görev esnasında bu kişiyle yakın ilişki kurarak, iddialara göre de alkol tüketerek insanların hayatını tehlikeye atmıştı. Mahkemede kurtarma botuna yanlışlıkla düştüğünü söylese de ortaya çıkan videolar bunun aksini ispatladı ve kendisi kasıtsız adam öldürme ve gemiyi yolculardan önce terk etme suçundan 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaptan korkak olarak ün salan Shettino, ihmalleri ve sorumsuzlukları sebebiyle bu kazanın baş sorumlusuydu. Bununla birlikte 4 mürettebat üyesi ve şirketten bir yetkili kazadan ve güvenli tahliyeyi engellemekten sorumlu bulundu. Ayrıca Costa şirketi hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına ve mürettebata 84 milyon euro ödedi. Kurtarma çalışmaları günlerce sürdü ve geminin sahibi olan şirket 500 milyon dolarlık zayiat olduğunu ve geminin kullanılmaz durumda olduğunu belirtti. Ancak geminin kaldırılması geminin kendisinden bile 3 kat daha maliyetliydi. 20 ay bu şekilde kalan gemi bir süre sonra dikleştirildi ve bu da içler acısı durumu daha net görmeyi sağladı. Gemi sonunda sökülmek üzere Cenova'ya götürüldü. Ayrıca İtalya'nın Toskana bölgesine
bağlı Cicilio Adası açıklarında 13 Ocak 2012 akşamı yaptığı kazayla toplam 32 kişiye mezar olan Costa Concordia'ya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde Grosseto Cumhuriyet Savcılığına bağlı sorgu hakimlerince kazaya ilişkin hazırlanan 50 sorunun uzmanlarca yüzlerce sayfa materyalle cevaplandığı bildirildi. Uzmanların hazırladığı raporda birinci derecede sorumluluğun kaza ve riskli manevraya sebebiyet vermesi nedeniyle gemi kaptanı Francesco Schettino'da olduğu belirtildi. Raporda sorumlular arasında geminin sahibi şirket Costa Crociere'in de olduğu altı çizildi. Şirketin olayın meydana geldiği andan itibaren her şeyi bildiği ancak kriz durumunu idare etmede ve geminin tahliye edilme kararının geç verilmesinde kusurlar olduğu aktarıldı. Bilirkişi raporunda kaza sırasında mürettebatın böyle bir duruma karşı hazırlıksız olduğu da ifade edildi. Gemide olay anında yapılan anonsların İtalyanca olduğu, çoğu uzak doğu ülkelerinden olan mürettebatın verilen komutları anlamadığı ve böyle bir kriz durumuna karşı hazırlıksız olduğu kaydedildi. Gelin şimdi dünya tarihinde yaşanmış en büyük deniz kazalarından bazılarını göz atalım. Wilhelm Gustloff, 1945. Dünya tarihinde en çok can kaybına neden olan deniz kazası 30 Ocak 1945'te meydana geldi. Doğu Prusya'nın Gottenhafen limanından yola çıkan Alman yolcu gemisi Wilhelm Gustloff, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'dan Sovyetler Birliği'ne geçen Doğu Prusya'dan kaçan binlerce kişiyi taşıyordu. 1937'de lüks bir yolcu gemisi olarak inşa edilen 25.500 gross tonluk Wilhelm Gustloff aslında 2000 yolcu kapasitesine sahipti. Resmi kayıtlarda gemideki yolcu sayısı 6.050 olarak geçmesine karşın kaza sırasında gemide 9.000'den fazla kişinin bulunduğu sanılıyor. Sovyetler Birliği'ne ait S-13 denizaltı tarafından fırlatılan 3 torpidonun isabet ettiği gemi sadece 50 dakika içerisinde Baltık Denizi'nin karanlık ve buz gibi sularına gömüldü. 903 kişinin kurtulmayı başardığı kazada resmi ölü sayısı 5.348 olarak açıklandı. Ancak tarihin en kanlı kazasında yaklaşık 8.000 kişinin öldüğü sanılıyor. Goya, 1945. Alman yük gemisi MV Goya, 16 Nisan 1945'te Baltık Denizi'nde Sovyetler Birliği'ne ait bir denizaltı tarafından vurulduğunda 6100 kayıtlı, yüzlercesi de kaçak yaklaşık 8000 kişi taşıyordu. Sadece 7 dakika içinde batan gemiden 183 yolcu kurtulabildi. 6000'den fazla kişi ya patlama sonucu ya da buz gibi denizde boğularak veya donarak can verdi. Kaza, dünya denizcilik tarihinin savaş dönemindeki ikinci en büyük kazası oldu. Dona Paz, 1987. Barış döneminin en büyük deniz kazası ise 20 Aralık 1987'de Filipinler'de yaşandı. Yaklaşık 4500 kişiyle Leyte Adası'ndan Filipinlerin başkenti Manila'ya giden Dona Paz feribotu, Tablas Boğazı yakınlarında 8800 varil benzin taşıyan petrol tankeri MT Vector ile çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından çıkan yangın feribota yayıldı. Tankerden dökülen benzin gemilerin çevresinde bir alev deniziyle çevirdi. Feribot yolcularından sadece 24'ü kurtulmayı başardı. Tahmini ölü sayısı ise 4375 olarak açıklandı. Vector'un 13 kişilik mürettebatından ise sadece 2 kişi hayatta kalabildi. Lancastria, 1940. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere hükümetinin Fransa'daki vatandaşlarının tahliyesi için gönderdiği Lancastria gemisi 17 Kasım 1940'ta Alman savaş uçaklarının saldırısına uğradı. Fransa'nın Saint-Nazaire limanı kenti açıklarında 20 dakika içinde batan gemide 4000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Gemiden sızan 1400 ton yakıt geminin çevresini alevlerle sardığı için kurtulmak için suya atlayanlar yanarak öldü. Kazazedelerin yardımına koşan diğer gemiler 2500 kişiyi kurtarmayı başardı. Halifax faciası, 1917. Fransız askeri yük gemisi Mont Blanc, 6 Aralık 1917'de Norveç gemisi Imo ile çarpıştığında ağzına kadar mühimmat doluydu. Çarpışmanın ardından yanmaya başlayan Mont Blanc'in 40 kişilik mürettebatı patlamadan saniyeler önce suya atlayarak kurtulmayı başardı. Ancak Halifax kentini harabeye çeviren patlamalarda 2000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. 9000 kişi de yaralandı. Sicilya donanma faciası, 1707. İngiliz donanmasına ait 4 gemilik bir filo, 22 Ekim 1707'de Cebeli Tarık'tan Portsmouth'a giderken Sicilya'nın batısındaki kayalıklara çarparak battı. Filodaki 4 gemi de yaklaşık 2000 denizci kazada can verdi. Le Jula, 2002.
Senegal'e ait Lejula feribotu 26 Eylül 2002'de saat 23 sıralarında Gambiya açıklarında alabora oldu. 600 kişi kapasiteye sahip feribotta yaklaşık 2000 kişi bulunuyordu. Aşırı yüklü geminin fırtına nedeniyle 5 dakika içinde battığı belirlendi. Barış zamanının en büyük ikinci deniz faciası olarak tarihe geçen kazada 1863 kişi öldü. Kurtulmayı başaran 64 kişi arasında sadece bir kadın vardı. Lusitania, 1915. Birinci Dünya Savaşı sırasında New York'tan İngiltere'nin Liverpool kentine giden İngiliz yolcu gemisi Lusitania, 7 Mayıs 1915'te İrlanda açıklarında Alman denizaltısının fırlattığı bir torpido tarafından vuruldu. Dönemin en büyük gemisi olarak ün yapan Lusitania, vurulduktan sonraki 18 dakika içinde battı. Gemide bulunan 1959 kişiden sadece 761 kişi kurtulabildi. 1198 kişi kazada yaşamını yitirdi. Tüm dünyanın tepkisini çeken kaza, ABD'nin savaşa dahil olmasının en büyük nedenlerinden biri oldu. Toyomaru, 1954. Japonya'ya ait feribot Toyomaru, 26 Eylül 1954'te Hokkaido ve Honshu adaları arasındaki Tsugaru Boğazı'nı geçerken Maria Typhoon nedeniyle battı. Kazada 1153 kişinin öldüğü açıklandı. Ancak feribota biletsiz binen çok sayıda yolcu olduğu için tam ölü sayısı hiçbir zaman kesinlik kazanmadı. El Selam Bokasio, 98. 2006. Suudi Arabistan'ın Duba kentinden Mısır'ın güneyindeki Safaga'ya doğru yelken açan El Selam Bokasio 98 feribotu 3 Şubat 2006'da Kızıldeniz'de battı. 1312 yolcu ve 96 mürettebat taşıyan gemiden sadece 388 kişi kurtulabildi. Feribot yaklaşık 1000 kişiye mezar oldu. Türkiye, tarihinin en büyük deniz faciasını 16 Eylül 1890'da yaşadı. Dönemin Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit, 1887'de Japonya İmparatorluğu Komeini'nin yeğeninin bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin ardından Japonya'ya bir heyet göndererek iade-i ziyaret yapılmasını emretti. Donanmanın en güzel gemisi kabul edilen Ertuğrul Fırkateyn'i 2. Abdülhamit'ten Japon İmparatoruna mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürecekti. Temmuz 1889'da İstanbul'dan yola çıkan gemi uğradığı ülkelerin halkları tarafından törenle karşılandı. Gemi 11 aylık yolculuğun ardından 7 Haziran 1890'da Japonya'nın Yokohama limanına vardı. 3 ay Japonya'da kalan gemi İstanbul'a dönmek üzere 15 Eylül 1890'da Yokohama limanına ayrıldığında dönüşü olmayan yolculuğu da başlamış oldu. Kushimoto adası açıklarında tayfuna yakalanan Ertuğrul Fırkateyn'i 16 Eylül 1890'da kayalara çarparak battı. Kazada 587 denizci şehit oldu. Kurtulmayı başaran 69 denizci, Japonya İmparatorluğu'nun talimatıyla Hiei ve Kongo adlı iki askeri gemiyle İstanbul'a gönderildi. Türk ve Japon halklarını birbirine yakınlaştıran kazanın kurbanları için 1891'de Kushimoto'da bir anıt inşa edildi. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel sever ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta, -30 derece havada dışarıda yatan evsizlerin de hikayesinin yer aldığı Sibirya ülkesi belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.